İki numara Tahsin! Emret albayım! Orada o vaziyette ne yaptığını sanıyorsun sen iki numara? Talim yapıyorum albayım. Askerlik günlerimi özlemişim de. Bakın. Hey! Senin bedelli yaptığını bilmiyor muyuz sanki? Evet. Sizin açınızdan bakınca bu durum gayet mantıksız görünüyor. Bunun bedelini ödeyeceğim. Albayım, o halde ben iniyorum. Şöyle bir sorun var, inemiyorum. Seni gidi bedelli muhallebi çocuğu seni. Asker! Açla! Aferin asker! Sağ ol albayım. Şimdi müsaadenizle... Rahat bedelli, rahat. Çekilebilirsin. Albayın seyir defteri. Haziran 2016. Dış mihrakların ülkemiz üzerine oynadıkları oyunları deşifre etme çalışmalarım sürüyor. Kendime not. İki numara Tahsin'e dikkat et. İngiliz istihbaratı olabilir. Zaten bunun büyük dedesi de Vahdettin'in kurmaylarındandı. Sen de kimsin? Onbaşı Remzi Sağlam, Afyon. 11. Piyade Taburu, Topçu Alayı, 2. Batarya. Emret komutanım. Lan! Maruzatın nedir? Gelinimi bulamıyorum. Berlin'deydik, bura geldik. Nasıl geldik bilmiyorum. Gelinim nerede bilmiyorum. Tayyareye de binmedik. Geç bakalım Remzi Onbaşı. Anlat bakalım şu hikayeni. Komutanım, biz Berlin'de yaşıyoruz. Ama birden kendimi burada buldum. Tayyareye de binmedik. Bazı kaynaklar özel bir klinikte saklandığını, bazı bak, kaderlerimiz de aynı. O da kayıp, Türkiye ben de kayıp. Türkiye gündür kayıp divasını arıyor. Şimdi Remzi Onbaşı, üstünden bir kez daha geçelim. Dediniz ki dün sabah Berlin'de uyandınız ve kendinizi birdenbire İstanbul'da buldunuz. Doğrudur komutanım. Tayyareye de binmedik. Bu durumda sizi buraya UFO'lar ışınlamış oluyor. Ki henüz onlara inandığımdan emin değilim. Yanınızda gelininiz Kazibe ve torunlarınız Cennet'te Tufan vardı. O Tufan'ın torunum olduğundan pek emin değilim komutanım. Fazla salak. Ayrıca gelinimin de o... Şu mabadı yani, öyle değil, daha geniş. Daha.
yiyip yiyip oturuyor. Ve bu torununuzun evine geldiniz. Ki bizim burada verdiğiniz eşkale uygun bir kız oturmuyor. Bir o pislik hayatının yeğeni ve iki numaralı Tahsin var. İki numara Tahsin dün sabah bornozla parmaklıklarda şüpheli hareketler yapıyordu. Ki İngiliz istihbaratı notumu almıştı. Melike, doktorlarla nişanlanıyor. Prens Charles'larla arkadaş oluyor. Bunlar anca havaya bakıversin. İngiliz istihbaratı mı dediniz komutanım? Gelinim bugün torunum Melike'nin Prens Charles'la arkadaş olduğunu söylüyordu. Hah! UFO seçeneği iptal! Berlin'li gelin, Prens Charles'la arkadaş torun ve İngiliz istihbaratı Tahsin. Alman ve İngiliz istihbaratı işbirliği içindeler. Aa! Albayım! Albayım! Ya kimse yok mu ya? Kimse yok mu? Neredesiniz? Kurtarın beni! Kim var orada? Beni zorla tutuyorlar. Mehmet'in evindeyim. Kurtarın beni ne olur. O ses. O ses. Bekleyin. Geliyorum. Tabii ya. Doktor da işin içinde. Yüz değiştirme ameliyatları falan. Yürü onbaşı. Gidelim. O ses. Oh. Uyu gari divan abla. Geliyor. Vatan hainlerinin kaçırdığı kadın. Hemen söyle. Albayım senin kafa iyice gitmiş. Aa, dedem de buradaymış. Ne kadar güzel etmişsiniz ikiniz beraber böyle. Hoca hoca itekkede, deli deli dakikada. Beyt! Kaçın, evi arayacağım. Beyt! Albayım, özel mülk burası, giremezsin. Hem sen ne diyorsun öyle karı marı? Hem de bu yaşta, tövbe de. Senin kafa iyice uçmuş. Uçmadı. Kimse uçmadı. Kimse tayyareye binmedi. He dedem, binmedi. Binmedi. Albayım, sen de bakayım bana. İlacını aldın mı bugün? Doğru söylüyorsun. Almayı unutmuşum bugün. Ay, kıyamam ben sana. Hadendi sen ilacını almaya. Dedem, sen de yan kapıya. Gelinim bekleyip durur. Hadendi. Oh! Allah'ım, bunca yalanımı sen affet gari. Ben hemen polise gidiyorum. Kimseye bir şey söyleme onbaşı. Baş üstüne albayım. Hadi çal kapıyı. Akşamki büyük operasyonu bekleyin bakalım. Hainler!
Buyurun. Neden kapıyı geç açtınız? İhtiyacımı gideriyordum memur bey. Yani geleceğinizi bilseydim. Ne vardı? Evde bir kadın sakladığınızın ihbarını aldık. Yani sonuçta genç insanız, değil mi? Bu bir suç mu? Yalnız kadını zorla tutuyormuşuz. Anam! Polis! Beyefendi çekilir misiniz? Evi arayacağız. Arama izniniz var mı? Kelepçeleyin bu adam memur bey. Türk polisten, mukavemetten içeri tıkın bu İngiliz'i. İngiliz. Beyefendi siz bir durun. Bize zorluk çıkarmayın. Arkadaşı burada bırakıp arama izni getirmesini de bilirim. Ama senin için kötü olur. İçerideki kadını zorla tuttuğunuzu söylüyorlar. Tutuyorlar. Sesini de tanıdım tanıyacağım ama... O derken, söylesene Remzi Onbaşı, kimi gördün? O. Unuttum. Beyefendi evinize gidin. İçeride kimse yok. Bir daha da polise sahte ihbarda bulunursanız tutuklarım sizi. Bir dakika. Kanmayın bu vatan hainlerine. Remzi Onbaşı, söylesenize. Siz gördünüz. Ben mi gördüm? Ne gördüm? Ben ne kimi gördüm? Florine. Siz de albayım yüzünden huzursuz oldunuz. Bizim albay, nasıl desem, biraz sizin dede gibi. Bilmem anlatabildim mi? Kız, yani Interpol, işte kırmızı bülten dediler. Ben de boşuna paniklemişim. Demek ki Prens Charles oğlum. Vah vah vah, genç de bu ya. Hadi baba. Baba hadi. Hadi eve. Hadi. Albayın seyir defteri. Haziran 2016. Tablo sandığımdan da büyük. İşin içinde Interpol var. Berlinliler kırmızı bültenle aranıyor. 2 numara Tahsin'in kod adı Prince Charles. Berlinli kadının kod adı Fräulein. Albayım. O kamuflaj olmamış. Senin gibi bir İngiliz ajanının eğitimli gözlerinden kaçamadım. Ama burada ne işler çevirdiğinizi çok yakında öğreneceğim. 2 numara Tahsin. Mehmet'in evinde masum bir kadını zorla esir tuttuğunuzu biliyorum. Senin evinde de Berlinliler var. Prens Charles ve Fräulein işbirliği. Evet, kod adlarınızı da biliyorum. Çok şey biliyorsunuz albayım. Bu durumda sizi yaşatmamız imkansız. Beni o kadar kolay yakalayamazsın Prens Charles. Havuzda Berlinli kadını niye suya attın? Yoksa ittifak çatırdıyor mu? Sen ablamı suya mı attın? Ne o? Şaşırdın mı? Bunlar sülalece böyledirler işte. Önce güvenirsin, sonra ihanet ederler. Bunun dedesi Vahdettin'in kurmayıydı. Bunların altında zaten hep o var.
Evet albay. Haklısınız. Neden mezarından kalktı, geldi, hepimizi örgütledi. Kendisi teşkilatçı bir zombidir zaten. Orada dur işte. UFO'lara okey. Ama zombilere asla inanmam. Ya bu gizemli Ponçik Bey'in kuzeniydi değil mi Tahsin? Hı hı. Ay Mehmet'in de ne tuhaf akrabaları varmış. Aman. Sanki seninkiler çok normal. Aman Tahsin, aman. Albayın seyir defteri. Berlinliler operasyonu 4. gün. Mehmet, Berlinlilerin kızıyla bir posta güvercininin başında sabahladı. Ellerini kafesten hiç ayırmadılar. Esir tuttukları kadın hakkındaki gizem devam ediyor. Emret komutanım. Remzon başı. Şu yan evde esir tutulan kadın. Kimi gördüğünü hatırlaman lazım. Sen tanıdın onu. Oh. Oh. O benim sevdam. Sevdan mı? Kim senin sevdan? Sevda kim? Remzon başı. Hatırlaman lazım. Bu şer ittifakı bu kadını zorla esir tutuyor. Senin sevdanı mangaya vurdu belki bu vicdansızlar onbaşı. Ne? Şer ittifak. Evet. Mangalar, vicdansızlar benim. İleri Remzi. Remzi kim? Hala kadının kim olduğunu hatırlayamadın mı Remzi Onbaşı? Maalesef. Nihayet. Ben bir göreyim geleyim. Ya amca, ya çiçekli çikolatayı verseydin bari ya. Hayati elinde çiçekle çikolatayla girdi. Ve çiçeksiz çikolatasız dışarı çıktı. Çikolatayla çiçek nerede? Boş ver bu. Gel gel. Of amca ya. Vallahi ben kafayı yiyeceğim artık ya. Mehmet'e Berlinlilerin kızını isteyeceklerse niçin çikolata çiçek bu eve girdi? Kuş niçin sabah gitti akşam geri geldi? Dün gece kuşun başından da hiç ayrılmadılar. Çok fazla muamma var bu işte Remzi Onbaşı. Çok fazla muamma var. Ben içeri sızayım mı albayım? Çok iyi fikir. Thank you.
Suikast üstüne suikast. Aralarındaki ilişki çok karışık. Oydu. O. Albayım, hatırladım. Yan evde tutulan kadın. Diva. Perihan Işık. Ne? Kayıp Diva mı? Diva'yı mı kaçırmışlar? Gel. Gece en son Diva. Diva oradaydı. Ben buraya nasıl geldim? Albayım, günaydın. Buyurmaz mısınız? Ne günaydın yahu? Dün gece kafama vurup beni bayılttınız. Şimdi utanmadan kahvaltı mı diyorsunuz? Kafanıza mı vurduk? Biz mi? Evet. Bu kadını kaçırdığınızı keşfettiğim zaman. Albayım, hangi kadın?
Diva. İşte günlerdir aranan Diva. Diva mı? Albayım, o bir koltuk. Boş koltuk. Boş koltuk mu? İşte Diva, işte Diva. Günlerdir aranan işte Diva bu. İşte, işte Diva bu, işte, işte. İşte Diva. Hanımefendi, bir şey söylesenize. Aman iyi. Albayım sen gene ne ettin? İlaçlarını almadın değil mi? Geçen günde Esir Vadi'ye polisleri getirtiverdin. Şimdi de boş koltuğu dürtüklüyorsun. Orada kimsecik var mı? Yok. Aa! Püsküllü kızım. Ben dün geceden beri her yerde bu kuşu arıyorum ya. Albayım, siz mi aldınız benim kuşumu? Ama yapmayın böyle şeyler ya. Kiber ablam günaydın. Günaydın Tahsin. Ay, haşhaşlı katmer mi o? Boş koltuğa bir oturayım iyice. Şöyle, iyiyim. Rahat, rahat. Peynir, salatalık. Ay ben yerim. Benim püsküllüm aç kalır mı? Al bakalım. Püsküllü. Kızım. Hadi gel biz babacığa gidelim. Ay ben o albaya kıyamam ayol. Yazık değil mi? Albayım ne yapıyorsunuz? Diva'nın fotoğrafını çektim 2 numara Tahsin. Yarın gazetecilere vereceğim. Bakalım Diva var mıymış, yok muymuş? Bakabilir miyim? Bak, burada işte. Alıyorum. Hayır. Rica ederim. Hayır. Lütfen. Albayım, emin misiniz? Burada Diva falan yok. Boş bir koltuk var. Nasıl boş koltuk ya? Bayağı boş koltuk. Bakın, koltuk boş. Orası dolu olsa, burası da dolu olur. O yüzden boş. Bakın. Telefonum, telefonum! 2 numara Tahsin! Hangi telefon? İşte! Sen attın limonatanın içinde! İlahi albayım, hiç limonatanın içinde telefon olur muymuş Allah aşkına? Bakın, eğer bu limonatanın içinde telefon olsa ben bu kadar basit içer miyim bu limonatayı? Doldurdum. Ev yapımı. Albayım, siz sahiden çok garip halüsinasyonlar görmeye başladınız bu ara. Vallahi senle kimse başa çıkamaz. Senden korkulur. Hadi sen de içeri geç artık. Her seferinde bu kadar basit atlatamayız ama. Tamam, peki. Remzanbaşı! Albayım, komutanım siz nerelerdeydiniz? Var olmayan şeyleri gördüğüm için birkaç gün klinikte kaldım. Zor bir süreçti ama artık iyileştim.
Gerçekten mi? Geçmiş olsun. Geçti, geçti. Bir daha boş koltuklarda divalar görmek yok. Şimdi tamamen sağlıklıyım. Hayrola Remzi Onbaşı? Senin canın niye sıkkın? Komutanım, ben divayla nişanlanacaktım. Sonra o adam çıka geldi. Tabii ben nişanlanamadım. Hayır! Hayır! Şimdi de olmayan divaları duyuyorum. Hayır! Hayır! Taksi! Taksi! Taksi!